İyi akşamlar. İyi akşamlar. Defne, yukarı gel kızım. Konuşacaklarım var. Siz de buyurun Nevval Hanım. Bu kadar saat beklediğinize değsin bari. Ne oluyoruz canım? Ne konuşacaksak burada konuşalım. Gizlimiz yok, saklımız yok. Ulu orta konuşulacak bir şey olsa yukarı buyurun demezdim. Hadi. Sen ne dolanıyorsun ortalıklarda? Buraları toplayayım dedim ama. Git Ziya Bey'in ilaçlarını ver. Ha, de ıhlamur yap. Sakinleşsin. Akşam akşam sinirleri hoplamış zaten adamcağızın. Abla. Hı. Kaynar su var mı? Var Gülsüm, ne oldu? Çay mı istiyorlar? Yok, Ziya Bey'e ıhlamur hazırlayacağız. Bir de ilaçlarını vereceğim. Hay abla. Ortalık savaş alanı yine. Neval bir yandan, Kıymet bir yandan. Şükran desen o da bir hallerde. Of Gülsüm, of. Çenen değil, elin çalışsın hadi. Hadi. Ana kız ne marifetler çevirdiniz, anlatın bakalım. Baktım sizin bir şey yapacağınız yok. Kendi işimi kendim hallettim. Elif'e bebeğin annesi olduğunu, kahramanın da onu kandırdığını söyledim. Ne yaptın, ne yaptın? Bravo kızım, işte böyle. Demek istediğim tam da buydu. Aferin, aferin. Şimdi bayram gibi kutlayın bu marifetinizi. Elif, o çocuğu alıp giderse senden bilirim Defne. Cehennemi ayaklarına getiririm senin. Anladın mı? Aklı varsa alıp gider zaten. Ha, o zaman ben ne yaparım? Elif'i tuttuğum gibi getirir, kahramanla nikahlarım. Zaten kahramanın istediği de bu. Benim için çocuğun annesi kim? Umurumda mı sence? Sırf bir torununuz olsun diye hayatımı, aşkımı feda mı edeceğim? Buna asla izin vermem Kıymet Hanım. O kadar kolay lokma değilim. Hiçbir şey yapamazsınız. Daha fazla tartışmak istemiyorum. Artık gider misiniz dinleneceğim? Hay hay. Ben gideyim. Sen de düşün. Söylediklerin yüzünden Elif bir güzel terslemiş kahramanı. Hayır demiş. Kahraman bundan seni mesul tutuyor kızım. Kesin Defne bir şey yaptı diyor. Bakalım kahramanın hışımından nasıl kurtulacaksın? Ya, ya öyle susarsın işte. Her yerde seni arıyor kahraman. Yakana yapışıp hesap soracak. Muhtemelen de kapının önüne koyacak seni. Siz merak etmeyin Kıymet Hanım. Ben gerekli açıklamayı yaparım. Sen kendine çok güveniyorsun kızım. Bu kibirin var ya, bu kibirin seni hep yanlış yollara götürüyor. Bak, yediğin nane nelere sebep oldu. Şimdi otur da düşün bakalım. Ne halt edeceğim diye. Bak görüyor musun yaptığını? Senin dolduruşuna geldim, gidip Elif'le konuştum. Bu kıymeti yeniden karşıma aldım. Yetmezmiş gibi kahraman o kızla konuştuğumu duyarsa siler beni. Beni tamamen siler anne. Ben de seni affetmem. Sakin olur musun lütfen? Bence gayet yerinde bir şey yapmışsın. Ben hiç pişman değilim, sen de olma. O köylü kurnazı Kıymet'ten de korkma. Anne kahraman bir kere kızarsa onu sakinleştirmek mümkün olmaz. Biterim ben. Sakin olacaksın Defne. Yoksa panikler, hata yaparsın. Dur bakalım, bir hamleyi görelim. Sonra plan yaparız.